Merhaba. Bugün sizlerle tarih dersinde çalışırken verim almanızı sağlayacak birkaç tüyodan bahsedeceğim. Ben sosyal bilgiler öğretmeniyim ve daha önce yardım ettiğim ya da çevremde sınava hazırlanan pek çok insana faydası dokunan bilgiler var. Bu bilgiler gerek ben sınava hazırlanırken ve şu an KPSS'ye hazırlanıyorum. KPSS'ye hazırlanırken benim faydalandığım ve gerçekten verim aldığım yöntemler. Tarih dersi sözel bir konu olduğu için farklı alanlar, farklı duyular katılması gereken bir konu. Bununla ilgili ilk tavsiyem tarih atlası kullanın. Tarih atlası ne işinize yarar? Tarih atlası tarihe görsel katmanızı sağlar. Şimdi bazen size direkt soru bile çözdürebilir. Bir ülkenin komşularını bilmek, kimle savaştığını bilmek, kimden kaçtığını bilmek gibi işlere yarayabilir. Bunun yanında çok sözel ve sürekli okumanız gereken bir ders için görsel katmak en güzel şeydir. İki duyuyu birden çalıştırmak, okurken aynı anda gözlemlemek veriminizi arttırır. Bunun yanında benim bir tavsiyem daha var. Mutlaka çalışacağınız konuya bir belgesel izleyerek başlayın. Bu kısa bir belgesel, uzun bir belgesel, sadece 10 dakikalık tanıtım videoları olabilir. Çok güzel. YouTube'da rap şarkılar yapan insanlar var tarih konuları için. Bu da çok faydalı olabilir. Daha sonra ben klasik yazarak ders çalışan bir insanım. Uzun uzun yazıyorum. Bu benim ilk çalıştığım. Ya bunu ben size şey tavsiye ederim. Ben mesela sınava hazırlanacağım seneden bir sene öncesinde oturup videoları dinleyip uzun uzun yazmıştım. Çünkü vaktim çoktu. Güzel bir temel atmam gerekiyordu. Ve bir sonraki sene kendi notlarımla çalışmak daha rahat olacaktı. Şu an vaktiniz yoksa da böyle uzun uzun yazmak yerine şu şekilde kavram haritaları, ki öğrenmenin en güzel yöntemlerinden biridir. Sadece tarih için değil, herhangi bir ders için kavram haritaları çalışmak sizin için daha faydalı olabilir. Çalıştınız. Çok güzel. Şimdi pekiştirmeniz gerekiyor. Bakın belgeseli ilk başta önerdim. Ama kaynak okumayı, yardımcı kaynak okumayı. Örneğin şu an elimde bir Osmanlı tarihi için yardımcı kaynağım var. Bunun gibi. Gerçekten çok eğlenceli. Bakın ben KPSS'ye hazırlanıyorum. Bu kitap ortaokul öğrencileri için hazırlanmış bir kitap. Ama inanın bana çok güzel faydası dokunuyor. Çünkü zevkli hale getiriyorsunuz. Her şeyden önce. Bunun yanında birçok kaynak var. Ben en sevdiklerimi paylaşıyorum. İbrahim Kafasoğlu tarih alanında bir zirvedir yani Türkiye tarihi alanında. Onun kitapları, bunun yanında İbrahim İlber Ortaylı'nın kitapları, Yavuz Bahadıroğlu'nun kitapları. Kitap okumayı seviyorsanız, ancak sevmiyorsanız dediğim gibi belgeseller de gayet yardımcı olur. Özellikle BBC'nin belgeselleri çok faydalı olur. Şimdi çalıştınız, bir kaynak okudunuz. Test çözmelisiniz. Mutlaka test çözmelisiniz. Eğer soru çözmezseniz, öncelikle çalışacağınız konuyu tekrar edeceğiniz zaman nelere çalışmanız gerektiğini bilmezsiniz. Çözecekseniz de önce çıkmış soru çözmelisiniz. Bir sınava hazırlanıyorsanız. Ama yok derse hazırlanıyorsanız ve diyelim ki örneğin elinizde bir kaynak yok. Boşluk doldurma soruları hazırlayabilirsiniz kendiniz. Ve bu boşluk doldurma sorularını önemli kelime kısımlarını boş bırakıp kağıdın arkasına yazıp daha sonra çözebilirsiniz. Elinizde bir kaynak yoksa bile kendi kaynağınızı kendiniz oluşturabilirsiniz. Testi de çözdünüz. Şimdi şöyle bir şey var. Bir sürü testlerini alıyoruz ve çözüyoruz. Yapamadığımız soruyu bırakıyor muyuz? Bırakmıyoruz. Şu şekilde bir sayfa açıyoruz önümüze. Hangi kaynağı çözdüğümüzü not alıyoruz ve çözemediğimiz, takıldığımız ya da ya ben bunu tekrar bir okumalıyım yarın dediğimiz kısımları da not alıyoruz. Bu şekilde bir deftere. Daha sonra tekrar yapacağımız zaman sadece kendi defterimizin üzerine bu defteri okuduğumuzda elimizdeki bütün kaynakları çözmüş oluyoruz. Bunu yaptıktan sonra hala gerekli verimi alamadıysanız da birini anlatmak çok güzel bir yöntemdir. Ancak her zaman anlatacak birini bulmazsınız ve insanlar sıkılabilir. Dinlemeyi çok fazla seven insan görmedim ben. Herkes anlatmayı sever. O yüzden birini anlatamıyorsanız da karşınıza bir ayna koyup ya da insan kendi sesine çok yabancıdır bakın. Dikkat edin, kendi sesinizi kaydedin. O sesi dinlediğinizde bir tuhaf hissedeceksiniz. Kendi sesinizden kaydettiğiniz ses kaydını dinlerseniz de çok güzel kalıcı olur. Sanki başkası anlatıyormuş gibi o beyninizin yaşadığı şaşkınlıkla daha iyi kavrayabilirsiniz. Önemli konuları, örneğin padişah sıralamaları gibi ezber, gerçekten ezber gereken konuları da kendi sesinizi kaydederek daha sonra bu ses kaydını tekrar tekrar dinleyerek edinebilirsiniz.